44 yıl önce bugün organ bekleyen hastalar için yeni bir umut ışığı doğdu. Türkiye'de yeniden yaşam yolculuğunun mimarı Profesör Doktor Mehmet Haberal, 10 Ekim 1978'de Avrupa Transplantasyon Birliği'nden sağlanan böbrekle Türkiye'de ilk defa kadavradan böbrek transplantasyonunu gerçekleştirdi. Hacettepe Hastanesi'nde Erol Emeksizoğlu o böbrekle tutulmuştu yaşama. Profesör Doktor Mehmet Haberal, 10 Ekim'in 44. yılında ekibiyle birlikte yine ameliyathanedeydi. 18 yaşındaki İsmail Koparan, annesi Zülfü Koparan'dan alınan böbrekle tutundu yaşama. Gayet iyi hocam. 44 yıl önce başlayan o tarihi süreci Profesör Doktor Mehmet Haberal anlattı. 44 sene öncesine bakın, yani o gün işte Türkiye'nin şartlarına bakın, hakikaten İşte 3 Kasım 1975'te işte Hacettepe'de rahmetli İhsan hocamın hadi yürü yap demesiyle işte ilk akrabalar arası böbrek transplantasyonu başlatmıştık. Ve rahmetli Bahtiyar annesi Mervet Hanım'ın böbreğini takmıştık. Hakikaten transplantasyonun kapısı açılmıştı ama hasta çoktu. Yeteri kadar organ yoktu. Ve kanun yoktu her şeyden önce. Ben o ilk işte Bahtiyar'ın ameliyatını da Yargıtay'ın içtihatlarına göre yapmıştım. Bizim ülkemizde de ölen insanların organlarından yararlanılmıyordu. Çünkü bilinmiyordu hakikaten ölen insanların böbrekleri de yahut organları da kullanılır mı diye. O nedenle ben Avrupa Organ Nakli Vakfı'ndan, ki Leiden'de merkeziydi, rica etmiştim arkadaşlardan. Onlar bana 10 Ekim işte 1978'de kan grubu A bir böbrek olduğunu söylediler. Tabii ya bunu özellikle o günkü şartları şöyle bir kere özetlemek istiyorum. Tabii şimdiki böyle herkesin elinde telefon yok. Tamam mı? Telex var. Akşam saat 5. Telex geldi. Arkadaşlar dediler ki bir tane kan grubu A olan böbrek var ister misin? Tabii ben hemen bayram ettim ama dediler ki bu böbreği istersen Lufthansa ile gelir. O da gece saat 12'de ancak İstanbul'a gelir. Tabii o dönemde Ankara'dan İstanbul'a öğleden sonra akşam 9'da uçak var. Bilet de yok. İstanbul'dan Ankara'ya da gece 11'de uçak var. Tamam mı? Şimdi tabii bunu ben rahmetle anarım, şükranla da anarım. Güneş Öngüt rahmetli Ulaşma Bakanı kendisine rica ettim, bana bir bilet temin etti. Tabii ben buradan İstanbul'a gittim. Şimdi tabii hostesler beni karşıladılar. Ama onlara dedim ki bakın problem var. Nedir problem? Dedim ki böbrek geliyor, çok önemli. İlk defa ülkemizde böyle bir olay oluyor. Çünkü göstermem gerekir ki insanlarımızı ölen bir insanın böbreği hastaların, kronik böbrek hastalarının tedavisinde kullanılabilir. Ama böbrek gece 12'de Lufthansa'ya geliyor. Halbuki uçak 11'de kalkıyor, ne yapacağız? Hostesler bana dediler ki hiç merak etmeyin, uçağın kalkışına yarım saat kala biz bir anons ederiz. Deriz ki teknik arıza nedeniyle uçak yarım saat rotor yapacak. Sonra bir daha anons ederiz, arıza giderilemedi ve yarım saatte rotor yapacak. Ondan sonra zaten o sırada Lufthansa gelir dediler. Aynısını yaptılar. Tam 12 Lufthansa indi, böbrek termosun içinde. O böbreği aldım ben, hemen uçağa bindi. Şimdi havaalanı alçalıyor uçak, hostes dedi ki bana siz inmeyin. Şimdi herkes indi, ben indim. Uçağın kapısında iki tane Thompson'la beni bekliyor. Tamam mı? Beni aldılar, doğru Hacettepe'ye gittik. Şimdi tabii ilk defa böyle bir olay oluyor. Dünya tıbbına yön verecek bir başka gelişme daha yaşandı 10 Ekim 1978'de. Transplantasyonu yaptık. Ben bir tabii böbrek uzun süre saklanmış, yani muhafaza edilmiş. Soğuk iskemi zamanla bir hesap ettim, 24 saatten fazla. Tabii bu ameliyatı benim gerçekleştirdiğim zamana kadar ölüden alınan böbrekten ancak 12 saat
muhafaza edilebilen, ondan sonra patolojiye gönderiliyordu. Şimdi bu böbrek çalışınca, şimdi tabii dünyada da yeni bir kapı açılmış oluyor bu şekilde. Şimdi tabii bu ameliyatta bir taraftan ülkemizde gösterdik ki evet, ölen bir insanın böbreği hastaların tedavisinde kullanılabilir. Bu bir. İki, yine gösterdik ki bu daha geniş çaplı dünyada gösterdik ki bu böbrekleri artık 12 saatten fazla saklayabilirsiniz. Şimdi böyle olunca ben Avrupa'da da Amerika'da kadavradan transplantasyon yapan ne kadar merkez varsa onların hepsine gönderdim. Mesaj gönderdim. Dedim ki ne kadar kullanmayacağınız böbrek varsa bana gönderin. Bir senede ben aşağı yukarı 122 böbrek nakli yaptım. Ayşe Tüncer'i hatırlayın. Ayşe Tüncer'in soğuk iskemi zamanı 110 saat 44 dakikaydı. Ve bu Ayşe Tüncer bu böbrekte 25 sene yaşadı. Yani bu şekilde bu çalışmayla, bu böbreğin bana gelmesiyle adeta böbrek transplantasyonunun bir yerde yönünü değiştirmiş olduk. Getirdiğimiz böbreklerle transplantasyon yaptığımız hastaları işte ben televizyonlara götürdüm, Diyanet İşleri'ne götürdüm. Tabii Diyanet İşleri'ne çok fazla katkısı oldu. Meclise götürdüm. O zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'na götürdüm. Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, hakikaten kendisine teşekkür ediyorum özellikle. O zaman Türkiye 67 ilde 67 ilin müftüsünü topladı. Ben de transplantasyon yaptım. Masaları oraya götürdüm. Onlara anlattım. Tabii arkasından 2232 sayılı yasa çıkarıldı. Bu sayede mecliste komisyon kuruldu hakikaten. O zaman da meclis, senato var, meclis var. Ve onların gayretiyle 2238 sayılı organ nakli yasası çıktı. Organ nakli yasası 23 Haziran 1979'da çıktı. 27 Temmuz 1979'da da ilk bu yasanın uygulamasını yaptık biliyorsunuz. O yasa çok önemli. Özellikle 3. maddesi çok önemli. Herhangi bir çıkar karşılığı organ ve doku alınamaz, satılamaz. Bugün maalesef hala daha bu konu ciddi bir problem. Ben Dünya Organ Hakları Derneği Başkanı olduğum dönemlerde özellikle bu konu üzerinde çok hassasiyete durmuştuk. Ayrıca 2008'de İstanbul'da bir toplantı organize ettik. O bugün artık dünyanın her tarafında İstanbul Deklarasyonu olarak gidiyor. İstanbul ismi her tarafta. Orada bu konu hassasiyete ele alındı. Ve 4. maddesi çok önemli. Şimdi bilimsel bilgiler dışında bu konunun reklamı yapılamaz. Ama maalesef bunlar hepsi yapılıyor. Ya bunları kabul etmek mümkün değil. Profesör Doktor Haberal her fırsatta dile getirdiği organ bağışı çağrısını yineledi. Akrabaları, birinci derece akraba, ikinci derece akraba. Şimdi o Sağlık Bakanlığı'nın önergesiyle 4'e kadar çıkarıldı ama kesinlikle akraba ve eşler arası. Ha şimdi çapraz transplantasyon tabii o yine, ama onun da kuralı yine akraba olması lazım veya eş olması lazım. Dolayısıyla bunu kesinlikle belirtmemiz gerekli. En azından şunu söyleyeyim, bizim merkezimizde yaptığımız uygulama bu, doğrusu da bu. Biraz önce işte bir annenin böbreğini oğluna taktık. O çocuğun hayatı ameliyat masasında değişti. Niye? Çünkü böbrek ameliyat masasında çalışmaya başladı. Aslında yaptığınız bağış insanlara hayat bağışıdır. Organ bağışı değil. İnsanlara hayat bağışlayın. Başhekim Profesör Doktor Adnan Torgay, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkan Vekili Profesör Doktor Gökhan Moray, Transplantasyon Bilim Dalı öğretim üyeleriyle Organ Nakli Koordinatörü Hatice Akkoç da 10 Ekim'in önemine dikkati çekti, organ bağışı çağrısında bulundu. Bugün dünyada en çok trans yapan birkaç ülkeden birisi Türkiye. Bunun başlangıç kilometre taşlarından birisi 1978'deki Eurotrans'tan gelen böbrek en önemli aşamalarından birisi. Birçok insanın hayatını değiştirmenin başlangıç noktalarından birisi bu. 79'da milyonda sıfır olan kadavra temin hızımızı 43 yıl sonra ancak milyonda 3.4'e çıkartabildik. Pandemi öncesi bu sayı milyonda 7.9'a kadar çıkmıştı. O 7.9'a çıktığında da senede yaklaşık 560-600 kadavra temin edebiliyorduk 80 milyonluk nüfusumuzda. Bu kadar az temine rağmen yaptığımız nakil sayılarıyla dünyada ilk sıraları zorluyoruz. Böbrekte canlıdan yaptıklarımızda dünya birincisi.
karaciğerde Kore'den sonra ikincisi durumdayız. Milyon nüfus başına sayılar tabii ki. Biz şu anda yaptığımızın 2-3 katına çıkabilirsek belki de ülkemizde kadavra organ bekleyen kişi kalmayacak. Daha adım atmak diye koşmamız gerekiyor belki de. İnsanlar organlarını bağışlasın, sağlam organlar toprakta çürümesin diye. Lütfen organlarınızı bağışlayın ve yeniden yaşama yolculukta sizin de bir katkınız olsun. Neredeyse yarım asır önce değerli hocam tarafından başlatılan kadavradan organ nakillerine rağmen o zamanın koşullarıyla şimdiki koşulları düşünüyorum da hem organ saklama hem organ transportun sağlamada bayağı iyi şartlara sahip olmamıza rağmen hala istediğimiz organ bağışı sayısına ulaşamadık maalesef. O yüzden halkımıza buradan sesleniyorum. Yeniden yaşam yolculuğuna bir kendi hikayelerini katmak adına organlarını bağışlasınlar. Toprak olmasın organlarımız. Hocamın önderliğinde sadece 10 saatlik, 12 saatlik kullanılan böbrekler bugün 120 saatlere, 110 saatlere kadar çıkmış vaziyette. Sadece bununla değil, karaciğer naklinde de başkent kriterleri dediğimiz, kendi adımızı dünyaya duyurduğumuz, dünyanın gidişatını değiştirdiğimiz adımlar hala hocamın önderliğinde atmaya devam ediyoruz. Buradan söylemek istediğim insanların bize güvenmesi, organlarını bağışlaması, birçok kişiye yeni bir hayat olması. Toplumumuz şunu bilmeli ki artık insanlarımız biz başka ülkelere muhtaç etmiyoruz. Tam tersine işte başka ülkelerden insanlar ya bize geliyorlar ve onların tedavisini burada yapıyoruz. Bu ülkemiz adına gurur verici bir tablo. Daha en çarpıcı örneği aynı zamanda takım ülkelerin de doktorlarını burada eğitiyoruz. İşte çarpıcı örneği burada Burkunya'dan gelen bir doktor bey, bir örnek tesadüfen yani. Tabii Orta Asya ülkeleri, Orta Doğu ülkelerinin doktorları bizim ülkemize geliyorlar ve biz onları eğitiyoruz. Tabii o da ayrı bir şey. Onun için ben o ülkelerde diyorum ki, mesela Orta Asya ülkelerine ve Orta Doğu ülkelerine diyorum ki, bilesiniz ki sizi Balkan ülkelere muhtaç etmeyiz. Ya Türkiye burada, başkent burada. İnançlarımız çok önemli. Ya İslam dini şimdi hakikaten Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi var. Ayet 32 ne diyor ki Allah? Bir kişiyi kasten öldüren bütün insanları öldürmüş kadar günah işlemiştir. Ama bir kişiye iyilik eden bütün insanlara iyilik etmiş kadar da sevap işlemiştir. Hasta çok, yeteri kadar organ yok. Görevimiz daha fazla insanlarımızı gerçekten sağlığına kavuşturmaktır. Biz de bunu yapıyoruz. Haber al, bir hafta içinde Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde organ nakliyle hayat bulan hastalarını da ziyaret etti. 10 Ekim'in 44. yılında yeniden yaşam yolculuğuna başlayan İsmail Koparan da gayet sağlıklı. Annesi Zülfü Koparan'la ortak çağrıları organ bağışının artması. Bütün diğer hastaların nakil olmasını isterim yani. Herkesin sağlığına kavuşmasını isterim. Böyle ben annemden aldım. Annem bana tekrar bir can kazandırdı. Anneme ve Mehmet Haberal Hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Evet, ne olur insanlar organlarını bağışlasınlar. İnsanlar yolda devam etmeleri için yardımcı olsunlar. Ben oğlumun canına can kattım, kalmıştı. Mehmet Haberal hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bize bir güneş gibi doğdu. Bize yardım etti. Oğlum çok mutlu oldu. Züleyha Sarı ise henüz 11 aylık. Annesinden alınan karaciğerle başladı yeniden yaşam yolculuğuna. Başarılı operasyonun üstünden 6 gün geçti. Züleyha artık kana kana su içip mamasını keyifle yiyebiliyor. 35 yaşındaki Taner Korunmuş da 3 Ekim'de babasından alınan böbrekle tutundu yaşama. Binlerce kişi bekliyor. Hayat mayat meselesi. Yani herkes bağışta bulunursa tabii ki farkındalık yaratılır. Muhammed Mustafa ise Sudan'dan geldi. Cuma günü oğlundan alınan böbrekle Türkiye'de merhaba dedi yeni yaşamına. Başkent Hospital. Evet. I thanks all the staff and especially Dr. Muhammed Habral the very good man and very kind man. Yes, we come from Sudan to Dr. Muhammed Habral.
to surgery transplant kidney, and we are very glad to see him, and we are very glad that we are this in this hospital. Thank you very much. Ürdün'den gelen 13 aylık Ahmet ise yarın karaciğer nakli olacak. Özetle 10 Ekim 1978'de sadece Türkiye'de değil, dünyada da organ naklinde yeni bir kapı açıldı. Unutulmamalı ki yaşamı bağışlanacak bir organa bağlı olan binlerce hasta var. Ve zaman onların aleyhine işliyor. İhtiyaçları olan tek şey duyarlı insanların organ bağışı. Thank you. Thank you very much. Thank you.